Burak Bey. Kardeşim. Ne haber, nasılsın? İyi misin? Yani işte iyi diyelim ya. Oğlum geçen gün ortalık bayağı karıştı. Ben de seni bıraktım öyle ama yani bilemedim ne yapacağımı. Ama sen konuşmak, dertleşmek falan istersen buradayım biliyorsun. Biliyorum, biliyorum kardeşim. Sağ ol. Bu sabah da uğradım ben senin bebekteki eve. Ama erken çıkmışsın herhalde. Kapıdaki güvenlik öyle söyledi. Babaannem geliyor. Onu havalimanında karşılamaya gittim. Ha. Ben geçen gece de uğramıştım aslında. Aslında bana şey Serra söyledi. Hı. Ben sızıp kalmışım. Anladım. Ben öyle geçiyordum, baktım ışıklar yanık, bir uğrayayım dedim aslında. O yüzden geldim. Ne haber Serra? İyiyim, sen? Sağ ol. Ben de iyiyim. Turp gibiyim. Aranıza inanılmaz enerjik dönüyorum ben. Sen taksiyle geldin. Araban nerede? Ya o konuyu hiç açma işte benim baba. Yasakladı arabayı, aldı elimden. Sen atılabilecek en büyük kazığı atmış. Sorma, sorma. Ama bak senin bu kardeşin boş durmadı. Hasta yatağında inanılmaz parti planları yaptı. Duyunca gerçekten inanamayacaksın. Oğlum dur, daha yeni geldin. Ne partisi? Bak bak bak, laflara bak. Ya Serra sen hiç bakma bak benim böyle konuştuğuma. Yani bu var ya partilemenin kitabını yazmıştır bak, kitabını. Öyle mi? Tabii canım öyle. Bu bir kudursun. Coşar, coşturur herkesi. Ben derse geç kalıyorum. Serra sen de hala derse geç kalıyorum, planı çalıyorsun. Sıkılmadın mı? Değiştir artık şu playlist'i. Hayır zaten seni birazcık gergin de görüyorum ben. Sağ ol kendine. Rahatla. Tekrar hoş geldin Burak. İyi dersler. Ya bu da çok sıkıcı bir tipti değil mi? Unutmuşum ben bunu. Şey yapalım biz. Bir ara şu Serra konusunu konuşalım. Serra konusunu? Konuşuruz canım. Bir ara. Zamanımız bol. Hadi gidelim gel. Burak geliyor diye inanılmaz heyecanlıyım. Böyle kalbim yerinden çıkacak, pıtı pıtı atıyor ya. Bir şey daha abartması olmaz. Sen de bu aralar bir laf sokma huyu çıktı. Sebep? Yüzüm yüzüme baka baka kararır derler. Demek ki ben de sana baka baka artık karardıysam. Ondan yani. Hazır değil mi her şey? İçecekler falan? Hazır. Kontes Hazretleri. Hastayı getireyim mi? Evet evet lütfen getir. Getir. Hatta maytapları yakmayı unutma. Hadi. Ne haber? Geldi, geldi, geldi. Bebeğim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ay, hoş geldin. En çok kimi özledi bakalım beni? Ben. Ben de seni çok özledim bebeğim benim. Evet Selim ya, çok merak ettik seni. İyiyim ben, iyiyim. Merak etmeyin ya. Burak geldi diye geldim okula. Yoksa gelmezdim ben zaten. Pasta! Hoş geldin. Hadi servis için birilerini çağır. Hadi. Yani ben sizin bu kadar mutlu olacağınızı bilseydim daha önce gelirdim. Yani senin yokluğunda inan hepimizin rengi soldu. Öyle mi oldu? Ama sen merak etme kardeşim yani. Ben sizin hayatınızı gökkuşağına çevireceğim. Ben yokken bu monotonlaşan sizin hayat ritminiz var ya... bu gelişimle bambaşka bir boyut kazanacak. Müzik
Serra. Ne haber? İyiyim, sen? Ne oldu? Neyin var? Aynen ya, kafe kapalı. Böyle şamata görmedi. Buranın dönüşüne mi gerildin sen yoksa? Evet. Ya hoşlanmıyorum o çocuktan, ne yapayım? İlk günden beri adını koyamadığım böyle beni aşırı iten bir hali var ya. Sevgilinin de en yakın arkadaşı. En fenası da o ya zaten. Böyle Burak gibi fırlama tiplerin hikayeleri hep çok trajiktir aslında. Nasıl yani? Yani işte o aşırı saldırgan, ukala tavırların sebebi hep kendileriyle ilgili bir şeyleri saklamak içindir. Bakıyorum Burak türünün uzmanı kesildim birden başımıza. Yok ya. Ya kuzenim aynı Burak gibi. Ondan biliyorum. Yani Burak da kesin bir şeyleri saklamak için öyle davranıyordur. Burak, şu Serra konusunda konuşamadık bir türlü ama... Ama? Geç olun bulmaları falan. Ben sizi partide Serra ile beraber gördüğümde aranızda olanları anlamadım mı zannediyorsun? Eğer senin dert ettiğin, benim zamanında Serra'ya karşı olan duygularımsa... Sorun değil. Ben kardeşimi üzecek, gerecek, hayal kırıklığına uğratacak ne bir hareket yaparım... ...ne de bir yorum. Keyfin çıkarsa. Zaten o asosyal tipi de yani illa birisi adam edecekse sen edersin kardeşim. Kardeşim benim. Sen mutluysan ben de mutluyum. Anlat bakalım nasıl gidiyor Serra ile, neler yapıyorsunuz? Yani çok başındayız daha her şeyin ya. Güzel aslında, iyi. Evet, temposu bizden biraz farklı. Katılıyorum sana ama tanıdığım kimse de olmayan o sadeliği her geçen gün biraz daha çekiyor beni kendisine. Sadelik, aynen sadelik güzel detay ama bir yere kadar bir harbi. Yani bir yerden sonra o da sıkar diye düşünüyorum. Monoton bir tip çünkü Serra. Sürekli kaşları çatık, agresif falan. Bir noktada sen de sıkılıp onu salacak mısın gibi hissediyorum ben. Burak da döndü. Ne olmuş döndüyse? Eskisi kadar sık göremeyebilirsin Selim'i. Hazır ol. Bu ikili çok sever senin alışık olmadığın programlar yapmayı. Nereden biliyorsun benim de o programlara dahil olmayacağımı? Ah Serracık, ah Serracık. Saf Serracık. Nasıl da boş hayaller kuruyorsun sen. Olmaz böyle. Çok üzülürsün sonra. Sen benimle neden bu kadar ilgileniyorsun? Sana ne? Mutsuz olursam olurum. Sana ne? Doğru. Doğru, ben söylüyorum. Sen anlamıyorsun ki. Neyse. Yaşayarak göreceksin. Ben sadece seni uyarıyorum. Burak ve Selim çok, çok yakın arkadaşlardır. Yani değil senin, benim bile dahil olamayacağım bir hayat ritimleri vardır. Hazır ol buna diyorum. Öyle yani. Neyse, görüşürüz. Biricik. Selim'in yanında beni görmeye alışsam iyi olur diyorum ben de. Zeynep, çok inatlaşıyorsun Biricik'le. Benim bile dikkatimi çektiyse sana yakında kafayı takar, haberin olsun. Uyarayım yani. Takarsa taksın. Eda ne yapayım? Çok da umurumdaydı. Üf. Kızım sen niye böyle davranıyorsun? Ne bu tripler, hareketler? Ne yaptık yani biz sana? Ne oluyor? Çünkü dedikodumu yaptığını biliyorum arkandan Eda. Ayrıca ilk fırsatta
böyle bir açığımı bulup kuyumu kazacak gibi hissediyorum. Hatta hissetmiyorum. Bence direkt öyle. Ay yok artık. Daha neler. Sen iyice abarttın şu an. Bayağı abarttın yani. Kerem. Niye konuşmuyorsun ya? Bir şey desene. Az önce çok tuhaf bir mesaj aldım. Onun şokundayım da hala etkisinden çıkamadım. Ne mesajı ya? Nasıl bir mesaj? Bu benim görüntülerim var ya. Onu yaptıranın çok iyi tanıdığım, yakın bir arkadaşım olduğunu falan yazmış. İnanabiliyor musun? Çok içindeyim. Hadi canım. Şaka yapıyorsun. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Ay bir de demez mi? Elinde görüntülerim var. Atacağım sana, çok şaşıracaksın diye. Zamanın gelmesini bekliyormuş. Ay çok şaşıracaksın yatınca. Kim acaba ya? Biri sana oyunla oynayan falan olmasın? Biri çıkıyor. Ne olabilir? Bilmem. Bekleyip göreceğiz. Bakalım. Yani bir bizi tanıyan bir sapımız eksikti. Ay Allah bilir, Burak'ın kazasında da bu manyağın bir eli kolu bir şeyi vardır. Yani olamaz mı? Olabilir değil mi? Olabilir mi? Ne bileyim ben. Belki de olabilir. Ben dersten önce bir tuvalete gideceğim. Hı. Sınıfta görüşürüz, olur mu? Olur. Görüşürüz. Bay bay Zeyno. Görüşürüz. Bana bak, eğer bana oyun oynuyorsan ya da oynamaya falan kalkışırsan bittin sen. Bittin, anladın mı beni? Anlamamazlıktan gelip aptala yatma. Ne söylemek istediğimi gayet iyi anladın. Eğer o bit kadar beyninle Biricik'e o videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm Nazlı. Berin Hanım'ın babaannen olduğunu hala inanamıyorum. Ne var inanamayacak Serhan? Niye sakladın otelin babaannenin olduğunu? Ya saklamadım diyorum, anlamıyor musun? Yani söylememi gerektirecek bir durum olmadı. Ayrıca ne diyecektim? Bunların buraların hepsi bizim falan mı diyecektim sana? Çoğu zaman ben bile hatırlamıyorum, unutuyorum. Benim bir Onur Hoca'nın yanına uğramam lazım. Mesaj atmış, görüşmemiz gerekiyor diye. Ne olur, olur uğra tabii de. Yine bir öğrenciye ders çalıştırma durumu falan varsa peşinen söylüyorum. Kati surette kabul etmiyorum. Kıskanç. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Asena. Sana bir özür borcum var. Özür dilerim. Biz kötü ayrıldık seninle. Büyük ayıp ettim ben sana. Böyle sana yaptıklarım aklıma geldikçe beynimin içi sanki böyle patlayacakmış gibi hissediyorum. Sorun yok, ben unuttum. Güzel. Sen unuttum sana eğer. Hem zaten benim kardeşimin kız arkadaşı benim kardeşim sayılır.
Hatta bak eğer o yani Selim'in zibidisiyle alakalı senin aklına bir şey takılırsa ne bileyim ne yer, ne içer, nerelere gider falan hepsini bana sorabilirsin. Mesela eli kulağında. Çok yakında Selim kaşınmaya başlar kayak tatiline gidelim diye. Gelir zaten sana, darlar seni. En son Biricik'le gitmişlerdi. Pardon. Pardon. Gerçekten tekrar özür dilerim. Yani büyük densizlik yaptım. Boş boğazına ver. Barıştık mı biz seninle? Küs değildik. Güzel. Kusura bakma, bakmam gerekiyor buna. Görüşürüz. Efendim bebeğim. Yok be kızım, ne partisi ya? Selim'in zaten manitası var şu anda. O daha bir süre partişlik oynamaz. Cadı. Şimdi sıra senin gününü karartmaya geldi. Evet. Canım ya, sen bilirsin. Gençler arasında çok yaygın bir program var ya, hani bilgisayara yüklüyorsun, bilgisayarın sahibini takip ediyorsun falan. Ne saçmalıyorsun sen Asena? Sen niye şimdi böyle yaptın ki? Basit bir soru sordum sana. Duydun mu, duymadın mı? Ya da şunu sorayım. Sen hiç kullandın mı, kullanmadın mı? Alo? Ne oldu, sustun? Düşünüyor musun? Sen düşün, düşün. Çünkü bugün bir başkası da karşına geçip sana aynı soruyu sorabilir. Hazırlıklı ol, tamam mı? Alo, bu yüklediğimiz program vardı ya. Emin misin? Kahretsin. Tamam, kapat, kapat. Ya bunu Selim, sen nasıl fark ettin? Nasıl sildirdin programı ya? Pislik Asena'nın nasıl haberi oldu? Allah kahretsin. Of. Günler. Güvenlik. Ne haber kız? İyidir koçum. Haberler sende. Selamünaleyküm kaptan. Aleykümselam. Ya az önce burada bir müşteri indirdim de. Gördüm. Biricik Hanım'ı indirdin. Ha, tanıyorsun yani. Evet, tanıyorum. Hayırdır? Ya o bayan çantasını düşürmüş de arabada. Ya sana zahmet, bunu ona ulaştırır mısın? Eyvallah, hayırlı işler. Ulan bu Biricik'in de antin kuntiner işi beni bulur. Yalnız olay çantaymış. Nazlım sakın. Ne? Ya, malına sahip çıksaymış savruk. Ya kızım sen ne diyorsun ya? Sen bir dakika onu bana versene bir, ver. Ya koca İstanbul'da hangi takside neyi düşürdüğüne mi bakacak? Yok artık. Sen bir dakika dur. Kaldın. Hastanede babaannemin yanındaydım. Tahmin ettim ben. O yüzden aramadım seni. Nasıl, daha iyi mi peki? İyi iyi. Bugün taburcu oldum. Otele geri mi gelecek peki? Yok. Babam eve aldırıyor babaannem. Baban da mı hastanedeydi? Yani aslında öyle değil. Babam dün Bebek'teki eve uğradı. Özür diledi benden. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım falan dedi. Garip. Süper.
Bak o da hatasının farkında demek ki affettirmeye çalışıyor kendini. Terslemedin değil mi? Selim bunlar ne böyle? Bir şey değil ya. Dün Burak'la ormana gittik ya motora binmeye. Orada oldu. Duvara yumruk atmışsın gibi. Çok acıyor mu? Yok yok acımıyor. Şey, boş ver sen bunu ya. Sen sınava hazır mısın Serra Hanım? Ben hazırım da sen hazır mısın asıl? Benimle çokça ilgilenen bir öğretmenim var. Ben de onu mahcup etmemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Peki madem. Peki madem.